Elif geldin mi? Burada mısın? Geldim. Ne haber Elif? İyiyim. Siz? Bak ikimiz de beyazları giydik. Bugün çok uyumlu gözüküyoruz. <laughs> İnanılmaz mesajlar vereceğiz bugün. Elif senin bu Elon Musk. Ya bu adam yani hani seni görünce aklıma Elon Musk geliyor ama bu adamın yaptığı üç kağıt değil mi ya? Yine ortalığı karıştırdı. Yine Bitcoin piyasaları yerledir. Yani bir arkadaşım diyor ki hani bu Borsalarda olan bir arkadaşım WhatsApp'tan şey yazıyor. Bu adam vuracaklar herhalde diyor. Yani o kadar çok insanın şeyini e, giriyor ki yani adam resmen spekülasyon yapıyor yani. Bir aldım diyor, sattım diyor, bunu yaptım diyor ve düşüşler yüzde yirmi, yüzde kırk oynuyor yani. Bir kişinin şeyiyle suç değil mi ya yani bunun Biz... yaptığı? Yani ona Amerikan başkanının yasalarını karar vermesi gerekiyor ya. Bizim Türklerden birisi ama şey yapmış. Savcılığa başvurmuş, şikayet etmiş, dilekçe vermiş. Demiş ki sürekli bu konularla ilgili tweet atıyor ve dünya mağdur oluyor diye. Ee, sağ olsun. Cimere, Cimere başvurmuş. de başvurmuş. ya yeni, bu arada yeni, Cimere yeni yardı, gerçekten. Şeyi Cimere abi yani Cimere sor. Cimere sor. Ben bilmem Cüner bilir. Ma <laughs> Elon Musk'la ilgili bir şey olduğu zaman herkes beni milyonlarca kez tekliyor ama buradan da söylüyorum yani benim kendisiyle herhangi bir bağlantım yok. <laughs> Bu işler böyle bir <laughs> yani. Yani bir şey olduğu zaman o senin olur biliyor musun? Senin Elon Musk'a yapmış. Mahalle kültüründe böyle bir şey var yani. Ya kardeşim Elif niye Musk benim elim bak ben hayatımda görmedim yani. Hadi senin Elon Musk'in ortalığı karıştırmış. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle oldu. <laughs> <laughs> ben neyse Sana ki o zaman bir Mesaj göndereceğim <laughs> kendisine. Şimdi Cüneyt Bey bir haber var bu medya dünyası ile ilgili. Aslında medya ve içerik dünyası ile ilgili ve aslında bu CNN'i de ilgilendiriyor. Türkiye'deki kanala da gelmiştir herhalde bu haber ya da gelecekte birkaç gün içerisinde. AT&T bir telekomünikasyon şirketi 2018'de Time Warner'ı alarak 85.4 milyar dolar verdi bu arada da ciddi bir yatırım yaptı. Medya ve içerik işine girmişti. Şimdi eli biraz daha büyütmüş. Netflix'e rakip ol yaratmak için Warner Bros. şeyle Warner ile rakibi Discovery'yi birleştirmek için. Nasıl oturmuşlar? Pazar günü Bloomberg açıkladı yani anlaşmaya çok yakınlar bu kadar da mecrada yer aldığına göre aslında oldu teoride diye düşünebiliriz. Şimdi bu çerçevenin içerisinde tabii ki HBO, CNN gibi kanallar da var. İlgilendiren kısmı bu. Tabii ki de yansıyacak mı yansımayacak mı bilmiyoruz e, ama. Blue TV'de var. Discovery'de Blue TV ortak. Öyle düşün. E, e... Tabii yani şimdi bir ekosistem şeyi göstereceğiz e, görsellerimizde ne demek istediğimizi anlatmak için. Yani şimdi AT&T Discovery ile birleşti derken aslında nasıl bir medya ekosisteminden bahsediyoruz. İçerisinde yüzlerce şirket var ve bu nasıl etkileyecek? Ondan sonra da şeyi görebiliriz. E, bu Netflix'in pazar payı pay kaybetmeye başladığı pasta dilimini yüzde ellilere düştü. Şimdi orada çok ciddi bir savaş var. E, biliyorsunuz ki stratejide ne yapacak? büyükten pay alamıyorsan, küçüğü eritmeye zayıf olanı eritmeye çalışacaksın. Gördüğünüz gibi Netflix'te bir azalma var. Ama Disney'in ki altı, %6'larda oralardan biraz alacak. Bir de Adır kısmından bir şey alacak. Ama benim asıl söylemek istediğim şey şu. Şimdi burada milyar dolarlar konuşuluyor. Evet bunlar Amerika'da oluyor. Neden biz bu kadar ilgileniyoruz gibi düşünebiliriz ama az önce bahsettiğim ekosistem de buydu. Şimdi bu haber bize diyor ki mecra dinamikleri geri dönülemez bir biçimde değişiyor. Yani bütün konvansiyonel medya artık bir çıkış yolu aramak için tamamen geçişi bu dünyaya doğru yapıyor. Dolayısıyla biz geçen gün de böyle bir mesaj vermiştik. Yine böyle bir mesaj verelim. Bu sefer de böyle bir haberle birlikte Türkiye'deki reklam verenler de en azından benim şahsi önerim içerikle ilgili bakış açılarını ve gelecekle ilgili planlarını bence gözden geçirmediler. Bu haber bize bunu söylüyor. Başka bir şey daha söylüyor aslında herif. Ya Süreyya Ciliv ne kadar büyük bir adammış dedirtiyor bana biliyor musun? Çünkü bir Süreyya Ciliv bir de Vodafone'un hani şu anda Vodafone Dünya Başkan Yardımcısı mı oldu? Neydi hanımefendinin adı? Türkiye Vodafone'dan gitti. Sen hatırlar mısın adını? Hatırlıyor musun? Hayır. Kenan Hayır. bir girip baksana ya unutmuyorum. Vodafone'dan çıktı. Önce Vodafone Türkiye'nin başındayken işte bir anda Süreyya Ciliv Türkiye'nin başında Vodafone'un başında Serpil Hanım'da herhalde Serpil. Ee, yazar çocuklar. Soyadı neydi Serpil Hanım? Şu anda Vodafone'un çok böyle Avrupa başkanı falan çok başarılı bir kadın yönetici. Ve de Süreyya Cidiv'le Serpil Hanım o dönem kendi ekipleriyle beraber şu anda AT&T'nin Amerika'da yaptığını bundan 10-15 sene önce e, Türkiye'de yaptılar biliyor musun? Serpil Timuray. Mesela Süreyya Acil Türkselde BIP diye bir şey kurdu ve tamamen içeriye yöneldiler. Bir dönem sporda, magazinde böyle Türkiye'de sonrasında Kaan Terzioğlu geldiğinde acayip şeylere at imza attılar. Vodafone televizyon kurdu kendi içinde içerik üretmeyi falan. Fakat sonrasındaki yöneticiler bunu beceremediler. Götüremediler yani. Hani adamların yani Türkiye'de bazı şeyler gerçekten coğrafya kader gibi oluyor diyoruz yani. Ya yani AT&T'nin yaptığı işi zamanında bu iki isim Sirpul, Serpil, Timur Ailes, Süreyya, Cilin Turkcell'de ve Vodafone'da yaptılar. Hatta Türk Telekom'da o sırada girdi yarışa. Onların da neydi biz oradan bir seçim gecesi yaptık. TV2 miydi neydi ya onun adı bir Kenan. Oradan böyle 13 işte 81 internet sitesi seçim gecesi yapmıştık bir yerel seçimde. Ee, ve de hiçbirini büyütemediler. Tabii bunda farklı nedenler var. Turkcell el değiştirdi. Şu anda işte bakıyorsun öyle bir şey yani. Gidiyor yani hani. Birisi bir gün telefonuna çıkıyor. O gün öbürü telefonuna çıkmıyor. Ciddiyetsiz hiçbir şey yok. Vodafone var mı yok mu? Geçen gün mesela bu mücbir sebeplere sponsor oldular. Ama bir, bir tane bir atımlık taş devamını getirmediler. Yani hiçbir ciddiyet yok ikisinde de. Yani hiçbir yerin yani kötü yönetimin tam böyle şeyini görüyorsun yani. Hani bir müessesede bir hayal, bir vizyon. Amerika'da bakıyorsun adamların bugün yaptığını 15 yıl önce Türkiye örnek olarak bir de değil yani. Türkcell'de, Vodafone'da, Türk Telekom'da yapmış. Ama Türk Telekom gitmiş bilmem Libya, Lübnanlılara satılmış. Türkcell'e devlete dönmüş bilmem ne olmuş hisseler bilmem ne olmuş. Vodafone'da Serpil Hanım gittikten sonra zaten saldım çayıra ee, bakalım işte burada böyle bir dünya şeyi yapıyoruz diye bakıyorlar ve üzülüyorum biliyor musun? Yani böyle bir şeyin fikirlerin Türkiye'de helak olma serüvenini yakından tanık ama. edince böyle şey oluyorsun lan. Heriflerin bugün yaptığını 15 yıl önce Türkiye'de daha belki de adamların hakkında yokken bir yöneticiler adım atıyor, ekipler kuruyor şey oluyor. Sonra şimdi saldım çayıra yani. Ama zaten bildiğimiz kadarıyla iki isim de şu an yurt dışında değil mi? Yani orada daha yatırımcılık evet. ve başka şeyler yapıyorlar. Sü Süreyya Celil en son Seattle'da karşılaştım. Yatırımcılık yapıyor ama mesela çok gönülsüz gitti. Görevden alındı da gitti yani. O yoksa gayet iyi götürüyordu. Serpil Hanım daha önemli görevlere geldi. Vodafone bünyesinde hanırım, sanırım hala ama daha dünya çapında bir pozisyonda şu anda. Neyse Cüneyt Bey ben diyorum ki geç olsun güç olmasın. Şimdi tekrardan bir ekosistem yükselmesi var. Yeni içerikler yeni planlamaları oluşturuyoruz. Yeni planlamalar oluşturuyoruz. ben bakıyorum çünkü bunu yapabilecek. Bu, bu iş bir şey yani. Hani kadro meselesi. Vizyon, yoksa meselesi. vizyon meselesi. Yoksa yani. Her şey var. Zaten kurulmuş var. Yani Vodafone TV var. Öyle duruyor orada. Migros TV daha etkin yani. Öbür tarafta Türkcell'in zaten 5-6 tane platform var. Bir tane de yok yani. yani bir sürü platformlar var. Öyle atıl duruyor. Hiçbir şey yapmadan duruyor. Öyle bakıyorlar. Abi. Biraz. Şimdi birazdan bir örnek vereceğim. Geriye dönüp izleyenler de aradaki vizyon farkını karşılaştırabilirler. Şimdi siz plastik konusundan bahsettiniz. Bende de o haber vardı. O yüzden onun çok aynısına girmeyeceğim. Asıl anlatmak istediğim noktasına geleceğim ama rakamı vereyim. Küresel olarak yılda 350 milyon metrik tonun üzerinde plastik üretiliyormuş dünyada. OECD'ye göre de bunun yalnızca %14 ile %18'i yani %20'si bile geri dönüştürülemiyor bu plastiklerin. Peki ne oldu? bunlar. Şimdi e, 2018 yılına kadar Çin burada çok büyük bir ithalatçıydı. Bütün dünyadan topluyordu plastikleri kendi ülkesine. Ondan sonra da artık geri dönüştürme, yakma, atma vesaire gibi işlemlerle bunları ortadan kaldırmaya çalışıyordu ama Avrupa kurtulmuş oluyordu e, baktığınızda. Şimdi 2018'den beri Çin bu plastikleri almıyor. Peki kim alıyor? Türkiye alıyor. Bu bizim için bir fırsat mı bir tehlike mi? Ben açıkçası çok emin olamadım ama İngiltere'nin Belçika'nın, Almanya'nın ve Hollanda'nın tonlarca plastik bizim ülkemize geliyor ve sonrası da geri dönüştürülemez bir materyal plastikle ilgili sorunumuz bu. Yani şeyi uygun değil yapısı uygun değil. Bazı kimya şirketleri de diyor ki biz buraya teknolojiyi entegre edeceğiz ve aslında da bu yok etme işlemini yapacağız. Çevreciler buna karşı çıkıyor vesaire şimdi dünyada böyle bir şey var. Ben ne anlatmak istiyorum? Şimdi 2017 yılında Cüneyt Bey benim radarıma Boyan isminde bir genç arkadaşımız takıldı. Kendisi aslında bir Türk değil bir Hollandalı. 16 yaşında henüz lisedeyken 2011 yılında Yunanistan ailesiyle tatile gidiyor. Okyanusta şey yaptığında dalış yaptığında diyor ki balıktan çok plastik gördüm. Sonra bunu kendine dert ediniyor lisede okula gidiyor bir okul projesi yapıyor 2013 yılında bunu şirketleştiriyor The Ocean Cleanup ismiyle kendisi de CEO'su oluyor ee, uzay mühendisliği okurken okulu bırakıyor dünyanın 160 ülkesinden 38 bin bağışçıdan 2.2 milyon dolar para topluyor ve diyor ki ben okyanusları plastiklerden arındıracağım. Sonrası bugüne kadar gelen yılda geçen işte bir 10 senede falan inanılmaz bir mühendislik, inanılmaz bir takım çalışması, inanılmaz bir teknolojik altyapı kurulması gibi bir süreç. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki yıllarda ya bir belgeselini göreceğiz ya da bir Filmini göreceğiz, hikayenin nasıl dönüştüğüyle ilgili. Şimdi bütün bu anlattıklarımıza bakarak diyorum ki, 16 yaşında bir çocuk bir gün denizde yüzerken kafasına bunu takıp okyanusları da plastiklerden arındırmaya karar vermişse eğer, herhalde biz de bir şeyler yapabiliriz. Evet, müthiş, çok güzel, ilham verici bir hikaye. Devam edelim. Şimdi Airbnb'den bahsedeceğim. Az önce söylediğim vizyon meselesiyle linkleyeceğimiz şey bu, konusu bu. Tabii ki dünyada bütün şirketler e, zor şeyler yaşadı. de yaşadı. Çünkü do, e, direkt olarak turizmle ve seyahatle aslında ilişkili bir şirket. Her ne kadar 3.4 milyar dolar bir gel, gelir elde etmiş olsa da finansal anlamda büyük zorluklar yaşadı. Şimdi ben CEO'sunu geçtiğimiz yıl 2-3 tane Zoom toplantısında izledim. Airbnb'de falan şeylere katıldı. Airbnb'de diyorum, pardon. LinkedIn'de falan Zoom üzerinden görüşmelere katıldı. Baktım. San Francisco'da evinin çatı katında bir tişörtle her gün aynı arkasındaki koltuktaki fonda bütün dünyaya iyimser iyimser konuşmalar yaptı. Sanki dünyada çökmek üzere olan şirket onun şirketi değilmiş gibi. Sonra e, şimdi bu haberin detayını araştırırken gördüm ki bir mektup yayınlamış, bir bildiri yayınlamış şirketin yönetimindekilere. Orada şöyle şeylerden bahsetmiş. Krizi yönetirken yaptığı liderlikten bahsediyoruz burada. Birinci maddede demiş ki kararlı olun, parayı koruyun, tüm paydaşları göz önünde bulundurarak hareket edin, kazanmak için oynayın. Bir krizi yönetir, yönetmek için iyimser olmanız ve hayal gücünüzü kullanmanız gerekir. Bunun için söylüyor, şimdi 2020 yılında da şirket halkı açıldı. Ama gidip orada zil çalıp bunu kutlamak yerine herkes kendi evinde Zoom toplantısı üzerinden şirketlerin halka açılışını izledi. Şimdi bu şirket 2010, 2008 yılında kurulmuş bir şirket ve bütün sunumlarda siz de karşılaşmışsınızdır. Airbnb geldi o otelciliği bitirdi, Airbnb geldi bunu yaptı. Aradan geçen 13 yılda diyor ki dünyadaki seyahat kavramı değişiyor. Yani kimin seyahat ettiğini, kimin o şehirde yaşadığını artık anlayamayacağız. Dolayısıyla da bizim burada yeni bir model yaratmamız lazım. Yeni bir Airbnb yaratıyoruz. Daha yalın ve daha odaklı bir model olacak diyor. Sonra düşündüm. Yani sen şirketi kurmuşsun, aradan 13 yıl geçmiş, bu kadar da almışsın, yürümüşsün Nasıl bu esnekliği ve şeyi sağlayabiliyorsun? Çünkü hem bu vizyona sahipler hem de o startup ruhunu, mindsetini hiçbir zaman bırakmıyorlar. Bence gelişim ve ilerleme açısından daha güzel bir örnek olabilir bu dönüşüm. İşte biraz önce dediğimiz bu değil mi şimdi? Büyük şirketler büyüdükçe antallaşıyorlar. Yani Türkcell gibi Türkiye'nin lokomotifi olmuş. Vodafone gibi Türkiye'de büyük işler başarıp yöneticilerini bütün Avrupa'ya e, hani ihraç edecek kadar başarılara imza atmış isimler. Iı, şirketler şimdi devlet dairesi gibi yani. Hani bilmem ne şey aradı mı bilmem bakarım yani. Bu hafta sonuna girdik şimdi bir bakalım. Yani geçen gün mesela bu WhatsApp kriziyle ilgili ben eski bir Türk ile konuştum. ismini vermeyeyim şimdi. Diyor ki ya diyor biz diyor Süreyya Ciliva zamanında olsaydık diyor şu anda War Room diye bir şey kurmuştuk diyor. Yani cumartesi günü kurmuştuk oraya. Bütün ıı, C-level yani yönetici ekip şu anda ofisteydik. E, reklamcılar yanımızdaydı. Beş tane kampanya çalışılıyordu. Bilmem ne oluyordu mesela. O krizin nasıl yönetildiğini biliyoruz yani. Kriz o kadar şey yönetildi ki atıl hani e, mesela unutuldu gitti şu anda. Farkında mısın yani hiç? Tabii. Şimdi de bakıyorum yani hani bu şeyler büyüdükçe bu ruhu korumak, muhafaza etmek kolay bir iş değil. Asıl pratiklik buradan geliyor. Yani çünkü şirketler büyüyor. Bir süre sonra da ölmeye başlıyorlar. Şimdi AT&T'yi Aptal mı bir anda böyle bir işe giriyor? Niye giriyor? Zaten dünyanın en büyük devlerinden bir tanesi. E fırsat görüyor orada. Diyor ki ya burada başka bir fırsat var. Biz buradaki fırsatı değerlendirelim. Başka bir yere çevirelim. Şimdi aslında yine lafı döndürelim, çevirelim, şey yapalım. Bizim hikayemize getirelim. Biz de aslında benzer bir süreci kendi içimizde yaşıyoruz. Yani şu anda mesela geçen gün El de bizimle ilgili bir haber yaptılar. Seyredebildin mi onu? Ben tabii ki de izledim. Evet Tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim ama orada anlatılan hikaye sadece bizim hikayemiz değil ki şu anda bunu Türkiye'de yapanlar var. Ana akım medyadayken şu anda yeni akım medyayı kur, gelip kuran insanlarız biz mesela hani şeyde. Ya biz bilmiyor muyduk ben gideyim bir tane kanalın başına geçeyim ya da gideyim şu prime time'da abi her günkü tartışma programlarından bir tanesini ben yapayım. Bir koltuğa oturayım şöyle bir tane şoförüm olsun bir tane sekreterim olsun bilmem ne olsun. Bunları da gayet rahat yapabilirdik ama mesele yaşla da ilgili değil. Yani büyük şirket AT&T şimdi hantallıksa daha da hantal. Büyükse 20 kat büyüyor yani Türk seri modafonu. Şimdi onlar gündemde olduğu için hani AT&T ile karşılaştırdığımız için onları gündeme getiriyorum, söylüyorum. Yoksa başka sektörlerde de pek çok buna örnekler verebiliriz. Ama e, mesele dünyaya nasıl baktığın, o ruhu nasıl koruduğun ve o startup ruhunu nasıl ee, muhafaza ettiğin. Yani biraz buralara gelince onu da daha rahat görüyorsun. Çünkü burada da pek çok mühendis de, farklı kurumlarda çalışan insanlarla işte yatırımcılarla büyük şeylerle karşılaşıyorum, yemekler yiyorum, oturuyorum, kimi arkadaşımız, kimi ilk kez tanışıyorsun falan. Ee, neden burası bu kadar Silikon Vadisi şu anda dünyanın yeni Rönesans merkezi? Biraz bu ruhu koruyabildikleri için yani. Rönesans dediğinde aslında Rönesans da o ruhun Avrupa'da çıkmış şeyi yani. yani 17. yüzyıl 18. yüzyıl startup evreninin bir başka versiyonu yani yatırımcı var işte o dönem sanatçı var şey var değil mi biraz dağıtıyorum konuyu ama biraz bana öyle gibi geliyor yani şeyde. Kesinlikle haklısınız. Bu tarz durumlarda benim tavsiyem genelde şu oluyor. Yani herkes her şeyi düşünüp anlayamayabilir ama öncüler zaten bu yüzden var. Mesela işte siz çıkıp nereye gittiniz? Oraya bir baksınlar. Bu adam neden buraya gidiyor? Acaba ne yapmak istiyor? Bazı sorular sormak, basit sorular ve onlara çok kısa cevaplar vermek bence yeterli. Yani herkes her şeyi zaten bilmek zorunda değil. O yüzden biz bu işi yapıyoruz zaten. Hani göstermek için bak buraya doğru gidiyor. Sen de şimdi buraya doğru gelmelisin ni söylüyoruz ama bunu anlamak genelde bir 10 yılı alıyor bizim ülkemizde. Ben de diyorum ki niye bu kadar vakit kaybediyoruz? Bak yani bu çok geri dönülemez bir Değişim yani bununla mücadele etmek mümkün değil yani bu artık para meselesi de değil yani bir noktadan sonra ne kadar adapte olabilirseniz o kadar hayatta kalabileceğiniz bir mevzu o yüzden de e, bence takip etmeliler dinlemeliler evet. anlamaya çalışmalılar Neyse en azından bizim görevimiz bunları işte evet. biz dilimiz döndüğünce gösteriyoruz. Vallahi takip eder mi, etmez bu artık herkesin kendi şeyini. Onu da Milli Eğitim Bakanı düşünsün. <laughs> biz, her şeyde biz dert etmeyelim. Onu da Kenan dert etsin biraz kendine. <laughs> peki tamam, peki. Sağ olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.